Bu konu dikkatimi çekti. Bu derin öğrenim meselesinde kara kutu olan şey nedir? Çünkü yani niye yapay sinir ağlarına kara kutu deniyor? Çünkü hesap grafiğini incelediğiniz zaman kara olan bir şey yok. Her şey gayet açık. Yani operasyonel olarak bakıldığında ne yapıldığı, niye yapıldığı, ne amaçlanarak yapıldığı, varsayımların neler olduğu gayet açık. Peki neden o halde buna kara kutu deniyor? Niye bu ifade edilen yapı bir bilinmez olarak sunuluyor? Ben bunu düşünüyordum. Burada kara kutu olan bir şey yok mu dedim. Var arkadaşlar. Kara kutu olan şey şu. Varsayımın niye tuttuğu belirsiz. Yani operasyonel olarak açık olmayan veya yani neyin nasıl çalıştığına dair bir fikrin olmadığı bir durum yok. Yani operasyonel olarak her şey gayet net. Sembolik bir hesap grafiğin var. Bunun bileşke fonksiyonlarının, bunun türeve alınabilen bileşke bir fonksiyon olduğunu veya bir fonksiyon grubu olduğunu iddia ediyorsun. Bunu varsayıyorsun. Türev biriktirmek yoluyla parametreleri uygun değerlere getirmeye çalışıyorsun. Temel çerçevesi bu. Temel çerçevesi buyken niye burada bir kara kutu addediliyor? Çünkü bu varsayımın niye iyi sonuç verdiği açıklanamıyor. Yani bu varsayımın girdi ile çıktı arasındaki ilişkinin hesap grafiği tarafından temsil edildiği yönündeki varsayımın niçin geçerli olduğunu, niçin iyi sonuç verdiğini açıklayamıyoruz. Bundan dolayı kara kutu addediliyor. Yani evet, bunu fark ettim geçen.